1988 yılında faaliyetine Etkin Mühendislik Limited şirketi olarak başlayan Etkin Şirketler Topluluğu'nun bugün 3 ayrı sektörde Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kıbrıs ve Romanya'da kurulu 11 şirketi ve 450 çalışanı bulunmaktadır. İşte Etkin Şirketler Topluluğu'nun bünyesinde faaliyet gösteren firmalarımız. Mühendislik şirketlerimiz. Etkin Mühendislik Anonim Şirketi. 1988 yılında faaliyetine başlayan Etkin Mühendislik Limited şirketi, gerek sektördeki kalıcılığını pekiştirmek, gerekse kurumsallaşması sebebiyle 30-12-2010 tarihinde anonim şirket olmuştur. Firma yurt içinde ve yurt dışında iş merkezi, otel, hastane, banka şubeleri, alışveriş merkezi ve sanayi tesislerinin mekanik, elektrik tesisatlarıyla bina otomasyon sistemleri konularında projelendirme, uygulama, müşavirlik ve malzeme temini işlerini titizlikle yapmaktadır. Sosyal sorumluluk çerçevesinde 2010 yılından itibaren yeşil bina ve sürdürülebilir sistemler konularına yoğunlaşan firma, sahip olduğu altyapısıyla daha nitelikli projelerin içerisinde yer almaktadır. 1988 yılında bu 101 fabrikasıyla boş çalışmalarına başlayan firmamız, 2001 yılına kadar toplam 100 bin metrekare inşaat alanına yayılan bu 102 fabrika binası, bu 109, bu 110 Common Rail fabrika üretim binaları ve bu 111 yemekhane binalarının 2001 yılında 37.500 metrekare inşaat alanlı bu 300 fabrikalarının 2006 yılında 21.000 metrekare inşaat alanlı boş Rexroth bu 400 fabrikasının 2009 yılı itibariyle 65.000 metrekare ve 9.000 metrekare inşaat alanlı 2 adet boş Rexroth fabrikasının anahtar teslim elektromekanik sistem kurulumları eş zamanlı olarak başarıyla bitirilmiştir. 22 yıllık çalışma süresince Bosch firmasıyla 6 aylı fabrika kompleksi üzerinde anahtar teslim mekanik tesisler, bina otomasyon sistemleriyle birlikte sorunsuz olarak tamamlanmış ve sağlanmış olan müşteri memnuniyetiyle kurulmuş olan fabrika tesislerinde sayısız geliştirme ve büyüme projelerine imza atılmıştır. Yapılan çalışmalar içerisinde Türkiye'de uygulaması bir ilk olan radyatörlü soğutma esaslı hassas sıcaklık ve nem kontrolü yapılan hassas ölçme odası projeleri de bulunmaktadır. Endüstriyel tesis kapsamında 2006 yılında Adapazarı B Plus fabrikası, 1995 yılında Tüpraş İzmit rafinerisi, Unicracker ve bağlı üniteleri, 2004 yılında Metemtex tekstil fabrikası, 2002 yılında Gebze Uginox fabrikası ve 2003 yılında Gemlik Sollak fabrikası tüm mekanik tesisatı ve otomatik kontrol sistemleri başarıyla tamamlanmıştır. 2010 yılında Paşabahçe Şişe Cam fabrikasının absorpsiyonlu soğutma sistemleri başarıyla tamamlanmıştır. İş merkezleri, sosyal yaşam alanları ve konforal uygulamalar kapsamında banka şubeleriyle başlayan çalışmalar, şubelerin bağlı bulundukları genel müdürlük binalarının anahtar teslim olarak bina otomasyonu ile birlikte yapılmasına kadar ulaşmıştır. Bu kapsamda Osmanlı Bankası, bugünkü adıyla ING Bank Genel Müdürlüğü ve 77 adet şubeyle 11 ayrı birimi, Tekfen Bank Genel Müdürlüğü ve yurt içindeki 27 şubesi, Garanti Leasing Genel Müdürlük Binası, Doğuş Yapı ve Doğuş Holding Genel Müdürlük Binaları, 26 adet Esbank şubesi ve 91 adet Tansaş mağazasının tüm elektromekanik tesisatını başarıyla tamamlamıştır. Aynı kapsamda 1998 ila 2005 yılları arasında yurt dışında mekanik tesisat sistemleri başarıyla tamamlanan projeler arasında Moskova Mos Business Bankası Zelenograd Şubesi, Moskova Vergi Dairesi, Moskova Endüstri Bankası Zelenograd Şubesi, Moskova Legninaya Storinch Bankası, Neftehim Bank Tüyümen Şubesi bulunmaktadır. 2007 yılında yüksek konfor kategorisinde olan 55.000 metrekare inşaat alanlı Moskova Ritz-Carlton Oteli, 2008 yılında ise Sibirya topraklarında bulunan Tazovski Okul ve Yurt Kompleksi, aynı sene içerisinde Türkmenistan'da Babarap Benzin İstasyonu elektromekanik tesisat işleri eş zamanlı olarak tamamlanmıştır. 2010 yılında Doğuş Oto Mastak Power Center AVM servis ve showroomlarıyla Otopia Otomobil AVM satış ofisinin Süper Online Genel Müdürlük binası mekanik tesisat ve otomatik kontrol tesisatı işleri başarıyla tamamlanmıştır. Sağlık, gıda ve özel yapılar kapsamında 1995 yılında Organon İlaçları Anonim Şirketi Merkez binasının
1997 yılında Sanofi İlaçları Anonim Şirketi Merkez Binası'nın, 2000 yılında Fresenius Medical Care'in Antalya Serbest Bölgedeki Bloodline Prodüksiyon Kan Seti Üretim Tesislerinin, 2006 yılında Paco Actavis İlaç Fabrikası'nın, 2005-2006 yıllarında da yine Fresenius firmasına ait 4 adet diyaliz merkezinin tüm mekanik tesisatı ve otomatik kontrol sistemleri, 2011 yılı itibariyle Avrupa'nın en yüksek çelik binası olan Double Tree by Hilton projesinin tüm mekanik tesisatı ve otomatik kontrol sistemleri eş zamanlı olarak Giresun Noril İman Fındık Fabrikası tesisleriyle birlikte yapılmaktadır. Yurt dışındaysa 1995 yılında 40 bin metrekare inşaat alanlı Tümen Tıp Merkezi ile 200 yataklı otel kompleksinin, 2008 yılında 20 bin metrekare inşaat alanlı Tümen Sibir Sanatoryum, tüm mekanik tesisatı, altyapı işleri ve otomatik kontrol sistemleriyle 2003 yılında Medine Aldar Hastanesi mekanik tesisat projelerinin, şartnamelerinin ve keşif listelerinin hazırlanması işini başarıyla tamamlamıştır. Halen aynı konularda faaliyetini sürdüren şirketimizin proje bölümünde uluslararası kabul görmüş standartlara göre dizayn edilen tesisler taahhüt bölümü tarafından büyük bir titizlikle anahtar teslimi şeklinde uygulanmaktadır.